Ya Turko bir de baba. En çok baba diyorlar abi bana. Ya, tabii ki de ülkeden de çok değerli teklifler olmuştu. Ama hep bu Avrupa'daki teklif bekliyordum abi. Öncelikle burada başarılı olmak. Burada başarılı olduktan sonra da abi Premier Lig'de forma giymek istiyorum. İşte bir Türk'ün agresifliği, bir Türk'ün hırsı, bir Türk stoperinin o saha içerisinde hani mermi gibi olması deyimi. Burada birinci şey şu abi. Bir stoperin öncelikle sert olmasını istiyorlar. Sen. Bir stoper sert olacak abi. En kısa zamanda cidden Avrupa'nın her yerinde inşallah her yeri Türk oyuncularla kaplayacağız yani. Ben buna çok inanıyorum abi. Öncelikle Cenk hoş geldin. Bizi kırmadın. Çok teşekkür ederiz. Nasılsın? İyiyim abi, çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Alt ligden bir anda Avrupa'nın yolunu tuttun. Açıkçası ben çok merak ediyorum. Fransa'da alışma sürecin nasıl oldu? Şu anda neler yapıyorsun Fransa'da? Günlerin nasıl geçiyor? Şöyle başlayayım abi. Tabii ki de buraya Türkiye birincilikten bir anda yüksek basamak atlayarak Fransa Lig 1'e geldim. Tabii şu an biraz bu sınıf farkının tabii ki de oluşturduğu dezavantajları çekiyorum. Onun haricinde alışma süreci olarak abi her şey yolunda gidiyor. Zaten dil kursu alıyorum. Haftanın 3 günü, 4 günü. Onu soracaktım aslında. İngilizce mi öğreniyorsun, Fransızca mı öğreniyorsun? Ne Şu durumda? an Fransızca öğreniyorum abi. Fakat hani bir gün hani inşallah Fransızcayı çözersem, yani bundan 3-4 ay sonra ya da en kısa zamanda ne zaman olursa, ondan sonra da tabii ki de İngilizceyi de öğreteceklerini söylüyorlar. Şu an İngilizcem yani iyi bir seviyede değil. Sadece kendimi yani karşıdakini anlatabiliyorum. Yani derdimi anlatabiliyorum o seviyede. Bir yandan Fransızca geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü burada taktik anlamında analiz, saha içerisinde ve saha dışarısında hoca, yardımcıları ve çoğu futbolcu da Fransızca dilini tercih ediyorlar. Benim de tabii ki de öyle de böyle Fransızca dili öğrenmem gerekiyor. Şu an ona devam ediyorum abi. Peki Lille'deki gururlarımız Zeki, Yusuf, Burak, Mustafa aynı şekilde sana katkıları oluyor mu? Sana yardımcı oluyorlar mı Fransa'da? Kesinlikle abi. Zaten ben geldiğim zamanda ve geldikten sonra Yusuf abiyle, Zeki abiyle, Burak abiyle, Mustafa ile iletişim halindeydik. Sağ olsun Yusuf abiyle sürekli konuşuyoruz. Zeki abi, Burak abi de öyle olsun. Hatta onların ev sahipliği maçta gittiğimiz zaman Burak abinin, Yusuf abinin yani cidden çok ama çok yakın davranışlarından çok mutlu olmuştum abi. Sonuçta her zaman dediğim gibi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bu kesinlikle böyle. Onlar da bana yurt dışında cidden kendi evimde gibi, kendi öz abim gibi hissettirdiler. Onların tabii ki de çok büyük katkıları oluyor abi bana. Peki şimdi az önce söylediğimiz gibi alt ligden bir anda Fransa 1. ligine gittin. Baktığımız zaman futbola nasıl başladın? Bu başarı merdivenlerini nasıl tırmandın aslında? Yani şöyle söyleyeyim. Zaten ailemde babam futbolda, yani daha doğrusu sporla uğraşan bir insan. Profesyonel anlamda olmasa bile cidden İzmir futboluna ya da İzmir'de handbol branşına hizmet etmiş biri. Sonra abimi bir futbolcu yapmak için uğraşıyor babam 18-19 yaşlarında. Fakat abim 18-19 yaşlarına geldiği zaman tercihini okuldan yana kullanacağını söylüyor. Ardından da ben işte dünyaya giriyorum 2000 tarihinde. Babam da tabii bu sefer derler ya, içinde bir ukde kalmışlık olay. Tabii ki de ikinci olan ikinci şans. Bu sefer benim futbolcu olmamı çok istiyordu. Onun için babam beni 6 yaşında o zamanlarda Altınordu Spor Okulları'na gönderdi. Çok eski zamanlarda o taş sahaların olduğu zaman da bir an idman yapıyordum. Ondan sonra Zeki Çakır vasıtasıyla ben Buca Spor'a geçtim 9 yaşında. 2-3 sene orada futbol oynadıktan sonra. Ardından 2,5-3 sene civarı Buca Spor'a devam ettim. Ardından geçmişte yaşanan bir olay var abi. Seyitmet Özkan'ın Buca Spor'dan 84 lisans futbolcu Altınordu'ya geçirdiği dönemde ben de geçen futbolcular arasındaydım. Ardından çok iyi zamanlar geçirdim tabii Altınordu'da. Hiçbir zaman hani Seyitmet Özkan'a ya da orada bana eğitim veren hiçbir insanın hakkını ödeyemem. Bana çok büyük katkı oldu futbol zamanında. 13 yaşındayken bir sakatlık geçirdim abi. Sağ ayak tarak kemiği kırılmıştı. Ondan sonra o sezon başında biraz etkisiz kalmıştım idmanlara vesaire. Üstünden bir sene geçtikten sonra Altınordu'dan gönderildim. Maalesef o zamanın o günün şartları gereği, yani o takım performansı içerisinde işte bazı testler vesaire, maalesef o testler sonucunda ya da onların kendi inisiyatifi, tabii ki de buna bir şey diyemem, gönderilmiştim. Hiç unutmam yani, çok soğuk bir İzmir'in ayaz kış günüydü. O gün Yeşilurt Altınordu sahasında idman yapıyorduk. Sonra idmandan sonra yani gönderildiğim söylenmişti. Yani Bakıldığı orada zaman Yeşilurt'tan 13 yaşındaki bir çocuk için de aslında çok yıkıcı bir durum yani. ya yakıcı, bak hala tüylerim diken diken oluyor bu konu anlattığım zaman. O Yeşilurt'tan 3 yolda eve, yani normalde 20-25 dakikada gittiğim yolu koştura koştura yol boyunca ağlaya ağlaya 6-7 dakika böyle bildiğimiz eve girdiğim kapının orada yere düşüp anları hatırlıyorum. Çok Evet. zor süreçlerdi. Tabii o zamanları futbolu bırakıyordum zaten. Babama dedim yani bu mesleği yapmak istemedim. Mesleği de spor yapmayacağım dedim. Ya bırakıyorum, ben ne yapayım, bir okula yönleneceğim. Tabii Allah razı olsun, hiçbir zaman yani ne bir para ne bir hiçbir şey. Bu hayatta ailenin yerini hiç kimse hiçbir şekilde ödeyemez. Allah razı olsun, sonsuz kere babam, annem, abim o kadar destek oldular ki abi. Yani oğlum hadi yap, işte düşme,
işte yapabilirsin, başarabilirsin. Ailem çok arkamda durdu. Onların da desteğiyle abi oradan kendime 6 ayda yeni bir yol haritası, yeni bir futbol yaşantısı sürmek için 6 adım atmıştım. O zamanlarda seni ıslandırmıştır aslında yani. Çok ıslandırdı tabii abi. Yani ben eskiden mesela o zamanlar 1 çalışıyorsam ciddi anlamda 10 çalışmaya başladım. 100 çalışmaya başladım. Yani çok iyi hatırlıyorum abi. Yani sabah saat 7.45'te İzmir'de okuyordum. Lise başlayacaktı. Yani ben 7'de uyanıp yani 45 dakika boyunca evde biraz karıngası, biraz şınav yapıp duş alıp okula gidiyordum. Yani o kadar böyle hani cidden benim için artık futbol bir hani gurur meselesi haline dönüşmüştü o olaydan sonra. Hani çünkü yapmak için, başarmak için her şeyimi verdim diyebilirim abi. Her şeyim ya. Benle beraber ailemi de bu yola sürükledim. Hani birçok kez annemle babamın tartıştığı zamanlar oldu. Annem diyordu okula da ağırlık versin. Babam diyordu tamam okulu diye gidecek. Tabii babam da bir baba olarak çok istiyor bir sporcu kimliğimin daha iyi olmasını. Birçok şeyle uğraştık abi o zamanlar. Ama tabii ki de dediğim gibi o zamanlar mekan cennet olsun. Çok kısa bir zaman önce benim Altay'a gelmem vesile olan Yenal Dinçakman hocam vardı. O beni çok istiyordu Altay'a. Onun sayesinde Altay'a geldim abi. U14 zamanından sonra Altay'da 4-5 sene altyapılarda olsun. A takım idmanlara çıkıp belli bir süre aldım. Ondan sonra profesyonel olduktan sonra da Allah'a şükür abi böyle bir kariyere imza attım. Evet şimdi Lyon'la 5 yıllık sözleşme imzaladım. Bakıldığı zaman uzun vadede senden büyük bir beklentileri var aslında. Bildiğim kadarıyla henüz yani ilk sezonunda alt ligden gittiğin için fizik kondisyon olarak pek Fransa 1. Ligi için yeterli görünmüyordun aslında. Yaş olarak bunun yani çok doğal aslında bu durum. Ancak şimdi seni görüyorum gayet fizik olarak kendini geliştirmişsin. Sana karşı yani seninle nasıl bir iletişim kuruyorlar? Kulübün seninle alakalı hedefleri ne? Yani yöneticiler, hoca seninle nasıl iletişim kuruyor? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Tabii ki de abi. Yani geldiğim ilk ya da bulunduğum konum gereği doğrultusunda daha çok fizik kondisyon açısından tabii ki de bazı eksikler oldu fizik anlamda. Ama şimdi hani birçok şekilde toparlamaya çalışıyorum. Fakat daha çok hani oyunun taktik bölümünde, hani oyunun saha içerisi bölümünde birçok eksiğim olduğunu gördüm. Bazen işte tabii ki de yani onlar için çok kolay olan bir şeyi yani yerine getirmek gerekiyor. İşte duracağın pozisyon, oynadığın mevki yeri, stoperin duruş pozisyonu, hamleleri, pozisyon bilgisi burada çok önemli. Bu konuda burada eksiklerim vardı abi. Türkiye'deyken de söylüyordum bu konuda eksiklerim olduğunu. Tabii ama burada yani her idman video alınıyor. Her taktik idmanı bir video şeklinde bana izlettiriyorlar bunu. Yani o konuda bana yaklaşımları çok iyi abi. Benden beklenti olduğunu söylemiyorlar zaten abi. Hani kısa vadede senin oyunu şöyle bir şey yok. Tabii ki de 5 yıllık bir kontratın içerisinde tam bu sene böyle eğitim yılı tabii ki de adaptasyon yılı olarak adlandırıldı. Onlar ve benim tarafımdan. Ama tabii ki de benim seneye hedefim burada oynamak. Burada en kötü rotasyonda olmak. Burada bir an önce formayı almak. Onların da bu konuda benden karşı beklentileri var tabii ki de. Önümüzdeki sezon başı kampının hani çok önemli olduğunu ve bu sene içerisinde bu seneyi bitirirkenki idman performansları ve buradaki dil bilgisini her şeyin çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Ben de inşallah abi tabii onların bana olan bu güvenini boşa çıkarmamak için bir yerine 10 değil 100 çalışıp inşallah burada forma giyip formanın hakkını verip ülkemi gururlandırmak istiyorum. İnşallah. Bakıldığı zaman A takımında zaten senin bölgende oynayan Denayer var, Marcelo var. İkisinin de yolu Türkiye'den geçti. Onlarla bir diyaloğun yani Türkiye ile alakalı bir diyaloğun oldu mu ya da genel olarak diyalogların nasıl? Tabii ki de oluyor abi. Sürekli onlar hani Türkiye'nin yemeklerinden, kebaptan, baklavadan bahsediyorlar. Tabii ikisi de o zamanlarda İstanbul'da oynadığı zamanlarda. Evet. Yani Türk yemeklerini, Türk kültürünü, Türk misafirperverliğini çok sevdiklerini, beğendiklerini söylüyorlar. Buraya geldiğim zaman da mevkidaş olmamızın haricinde Marcel'in de Dinayer'in de ikisinin de çok yakın sıcak karşılamaları oldu ki hala da devam ediyor. Sağ olsun Marcel ve Dinayer sürekli iletişim halindeyiz. Yani tabii onlar da sonuçta ikisi de çok büyük maç sayılarında, çok büyük Avrupa kulüplerinde oynamış değerli futbolcular. Ben de tabii ki de şu an onlardan bir defans oyuncusu hakkında, bir stoper hakkında öğrenebileceğim en üst seviyede bilgileri almaya çalışıyorum. Peki teknik direktör Rudi Garcia ile alakalı düşüncelerin neler? Sana yaklaşımı nasıl? Seninle alakalı hedefleri, planları gelecek doğrultusunda? Yani seninle bir unutamadığın bir diyaloğu var mı? İşte seni 2 sene sonra ya da 1 sene sonra ilk geldiğin zamandan bahsediyorum. A takımda mutlaka 11'imde değerlendirmek istiyorum, görmek istiyorum. Ya da genel olarak farklı bir düşüncesi. Ya bu tarz hani kesinvari bir konuşma olmadı aramızda. Çünkü yani dediğim gibi futbol banlık tabii ki de hoca şu an burada hani oyun burada olacağı ya da benim burada olacağım hiçbir şeyin garantisi yok. Evet. Ama ben geldiğim zamanlarda hani o her zaman şunu söylüyor. Zaten hani Türk defans oyuncularının vazgeçilmez ve en üst planda olan en büyük özelliklerinden bir tanesi çok sert olmaları. Evet. Yani burada mesela yani maalesef şöyle bir şey oluyor bazen sahada da hani işte tamam hani yavaş
bana mesela diyorlar işte Turko hani tranquil, sakin ol diyorlar ama yani dediğim gibi abi yani şimdi ben Türk'üm ister istemez. Biz her zaman sert oyunu, sert futbolu, sert bir agresifliği seven insanlarız. Ben de bir stoper olarak zaten bunu burada çok iyi yaptığım için hocanın ilk gözüne çarpan bu sertliğim olmuştu. Onların hoca da hani uzun boyuma rağmen çabuk atletik bir fizik yapısına sahip olduğumu söylüyor. Tabii ki de eksik olarak konuda işte Avrupa futbolunda olan işte bazı stoperleri yerine getirmesi, pozisyon bilgileri, nerede duracağını, bu konularda eksiğim olacağını. Fakat bu konuları da burada antrenman yaparak, burada eğitim menüsleri geliştirerek bunu yükselttikten sonra her şeyin dört dörtlük olup en kısa zamanda oynayabileceğimi söylüyor. Aslında az sonra şeyi soracaktım. Takım arkadaşların tarafından takılan bir lakap var mı? Turko diyorlar sana, öyle mi? Ya Turko bir de baba. En çok baba diyorlar abi bana. Burada baba. Evet. Yani işte buradaki Fransızca, işte Bienjoy baba, hani Magnifique baba. Yani arkanda, salonda hep sürekli baba terimini kullanırlar. Hatta öyle bir yani bazen diyorum işte sohbet ediyoruz 5-6 kişiyi duruyoruz. Artık sadece bana değil birbirlerine bile baba, abi diyen oyuncuları görüyorum. Gerçekten bulaşıyor insanlar abi. Mutluluk Çünkü onlara da yaşıyorsun. basit geliyor yani soruyorlar. Aynen öyle abi. Bana da öyle demeleri baba ya da Turko demeleri hoşuma gidiyor abi zaten. Peki Süper Lig'e uğramadan direkt Avrupa'ya gittin. Bunun senin kariyerinde bir artısı ya da eksisi yani avantajı dezavantajı var mı sence? Ya bir dezavantajı yok abi. Sadece söyleyeyim, avantaj olarak da bu daha farklı bir başarı abi. Çünkü hani cidden Süper Lig seviyesini de görmeden, yani Süper Lig seviyesinde orada oynanan futbol da görmeden direkt buraya geldim. Belki mesela işte Süper Lig'de oynasaydım, Süper Lig seviyesinden sonra buraya gelseydim belki daha kolay olurdu. Orasını bilemiyorum. Şimdi oraya gitmediğim ya da oradaki duyguları, oradaki futbolu yaşayamadığım için direkt çok büyük bir sınıf atladım abi. Ya belki bunun bir Bunun dezavantajı değil dezavantajını da ama yaşamış hani olabilirsin. büyük bir sınıf farkı yaratmasının hani şu an karşılığını görüyor olabilirim. Ama onun haricinde herhangi bir dezavantajı yok abi. Avantajı ise Avrupa'da olmak. Transfer sürecinde zaten ismin Galatasaraylı ve Trabzonlu anıldı. Hatta teklifin geldiğini de biliyorum açıkçası. Burada Lyon'u tercih etme sebebin neydi acaba? Tabii ki de yani ilk önce zaten bu Avrupa'da olayları dediğim bu pandemiden önceki dönemde zaten bizim Lyon'la bir iletişimimiz vardı abi. Fakat işte COVID'in Avrupa ülkelerinde çok büyük bir şekilde yaygınlaşması sonucunda onların ligleri ertelendi ve ondan işte ekonomik olarak hani önümüzdeki yıldaki harcamaları ve bültenleri belli olmadığı için ya böyle hani bu transferin böyle gerçekleşme ihtimali düşük bir seviyede bulunuyordu. Tabii ki de ben menajerim, ailem, herkes oturduk. Dedik yani inşallah hani Süper Lig'den bir yer, Süper Lig'den de inşallah Avrupa hedefini gerçekleştirir. Çünkü benim Evet. hani artık öyle bir noktaya gelmiştim ki abi. Yani derler insan önce bir şeyi hayal eder. Ona gittikçe o belli bir noktadan sonra hedef haline ulaşır yani. Ben de belli bir noktaya geldikten sonra tabii ki de ülkeden de çok değerli teklifler olmuştu. Ama hep bu Avrupa'daki teklifi bekliyordum abi. Çünkü mesela menajerim de ailem de mesela bir görüşme bir şey olduğu zaman hani hep o kapı ihtimalini bulunduruyorduk. Hani kimseye mahcup olmamak. Çünkü Avrupa olduğu anda abi hiçbir şeyin önemi yok abi yani. Hani hiçbir maddiyatın ya da herhangi bir anlaşmanın hiçbir şeyin önemi yok. Çünkü Avrupa çok farklı bir şey. Benim, ailemin, herkesin hayaliydi abi. Avrupa'da gelmek, Avrupa eğitimi almak. Onun için abi o görüşmeler sırasında Lyon'la tekrardan menajerin bir iletişim oldu. Onlara tabii ki de yani ülkedeki bu haberleri de gördükleri vesaire için Ellerine sağlık. ellerinden evet en hızlı şekilde abi işlemleri, pasaport, vize çıkartıp benim buraya gelmemi, transferi gerçekleşmesini sağladılar. Ben de o süreçte abi her zamanki önceliğim Avrupa'dan yana olduğu için önceliğimi Avrupa'dan yana kullandım. Peki bundan sonrası için kariyer hedeflerin neler? Hedef olarak abi inşallah hani bu sene içerisinde tabii olur mu olursa çok iyi olur. Ama önümüzdeki yılda iyi bir başlangıç yaparak burada Olimpik Lyon'da oynamak abi. Oynadıktan sonra zaten burada mesela işte Türkiye'de hep diyorlardı kariyer hedefin ne? İşte şöyle şöyle bunu yapmak istiyorum bunu. Ama burada belli bir noktadan sonra abi zaten kulüp senin için en iyi kariyer hedefini sana gösteriyor. Senin için en iyi yolu sana gösteriyor. Benim için de en iyi yol abi önce burada oynamak. Burada oynayıp burada başarı elde etmek. Öncelikle burada başarılı olmak. Burada başarılı olduktan sonra da abi Premier Lig'de forma giymek istiyorum. Peki milli takım stoperlerimize bakıyoruz şimdi. Çağlar, Merih, Ozan Avrupa'ya damga vuruyor. Şimdi aynı zamanda Avrupa'da oynayanlar arasında işte sen varsın, Kaan Ayhan var, Mert Çetin var. Yani müthiş bir stoper havuzumuz var aslında. Bunun en büyük sebebi sence ne olabilir? Ya şöyle Ben burada söyleyebilirim biraz abi işte. şey olarak düşünüyorum yani genlerden dolayı yani Türk daha cesaretlidir, daha güçlüdür. Abi Güçlü kesinlikle bir de stoper olarak yani iyi bir stoper çıkarabilir gibisinden düşünüyorum. Bir de mesela burada ilk dediğim gibi abi. Şimdi mesela buradaki stoperler genel olarak gördüğüm ve Avrupa futbolunu izlediğim zaman tabii ki de teknik kapasitesi ve pozisyon bilgisi cidden yüksek anlamda orada. Fakat diyorum ya abi işte bir Türk'ün agresifliği, bir Türk'ün hırsı, bir Türk stoperinin
o saha içerisinde hani mermi gibi olması deyimi. Yani o burada olmuyor. İşte bunu gören insanlar da hani böyle bir şokla karşılıyor. İşte mesela Meri abinin müdahaleleri, işte Çağlar abinin müdahaleleri, işte Kaan abinin olsun, hani o sert müdahaleler, o hırslı, o agresif, o mesela müdahale yaptıktan sonraki el hareketleri, o hırs, cidden buradaki insanların abi kesinlikle gözünü boyamak gibi değil. Tamamen hoşuna gidiyor. Evet. Tamamen. Çünkü burada ben ilk geldiğimde de burada birinci şey şu abi. Bir stoperin öncelikle sert olmasını istiyorlar. Sert. Bir stoper sert olacak abi. Korkutmasını istiyorlar rakibi. Bu da bir Türk defans oyuncusunda bulunabilecek en belirgin özelliklerden bir. En büyük özellik. Biz de bunun ekmeğini yiyoruz abi şu an. Tabii onun haricinde bizim de oyun bilgimiz ya da bizim de geniş stoper şeyi içeri rotasyon bunun abilerimiz herkesin oyun bilgisi her şeyin üst seviyede. Buradakilerden bir farkımız yok ki abi. Yani burada ben söyleyeyim yani en kısa zamanda cidden Avrupa'nın her yerinde inşallah her yeri Türk oyuncularla kaplayacağız yani. Ben buna çok inanıyorum abi. Çünkü ne eksiğimiz var ki onların da abi iki tane ayağı, yani iki tane gözü var. Bizim de onlardan bir farkımız yok. Bizim bir de çalışmamız, hırsımız var. İnşallah abi Allah'ın izniyle başarımızı tüm dünyaya yayacağız. Artık biraz daha böyle kısa kısa cevaplar alabileceğim şeye gelmek istiyorum. Türk futbolu ile Fransız futbolu arasındaki en temel fark sence nedir? Türk futbolu yani buraya göre daha sert diyebilirim ama burada şöyle söyleyeyim abi. Taktik ve oyun disiplini, taktik savaşı daha fazla öyle söyleyebilirim. Fransa'da almış olduğun en büyük ders sence ne? Yani... Bunu şu şekilde de söyleyebilirsin. Bir örnek vermek gerekirse işte kesinlikle disiplinden taviz vermemek oyun içinde. Böyle bir... Şunu söyleyeyim abi. Oynasan da oynamasan da her zaman çok çalışma. Hazır olman gerekiyor yani her daim. Her zaman. Kesinlikle abi. Anladım. Burada maalesef yani şöyle bir durum yok. Yani oynamıyorum, trip atayım, oynamıyorum, afrevim. Çünkü mesela böyle oluyor. Biri oynamayıp mesela 100 mi asıyor? Maalesef o burada kimsenin umurunda olmuyor yani. Yani çünkü sonuçta herkes kendisi için çalışıyor abi. Herkes kendisi için çalışıyor. Ondan sonra belli bir topluluğun başarısı için mücadele ediyor. Ama herkes kendisi. Burada oynamıyorum diye afra tafra yaparsan hoca diyor ki yani bana ne? Yani herkes kendinden sorumlu. Onun için çok çalışmak abi. Ne olursa olsun çalışmayı hiçbir zaman bırakmamak. O azmi göstermek. Anladım. Peki idolün ya da idollerin var mı? İdolüm söyleyeyim abi. Rafael Varan. Evet. Tek idolüm. Yani... Rafael Varan benim idolüm abi. O da uzun boylu, çabuk bir stoper. Ben onu kendimi idol olarak görüyorum. Sence senin en güçlü yanın ve en zayıf yanın? Bana kalırsa en güçlü yanın bence kesinlikle çalışmayı bu kadar sevmen. Ben seni kısa süredir tanıyorum ama gerçekten buna hakikaten inanıyorum yani. Çalışmayı çok seviyorum. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim abi. Şunu söyleyeyim abi. Hani en güçlü özelliklerin bir tanesi çalışmayı çok sevmem. Evet yani bu... Artık yani çok yani içime işlemiş bir duruma çalışmayı çok seviyorum. Onun haricinde de abi uzun boyuma rağmen olan yani çabukluğum ve süratim atletik bir fizik yapısına sahip olmam. Zayıf yönlerinden bahsedeyim abi. O da yani şu an maalesef çok güçlü bir oyun bilgisine sahip olmamak ve bazen mental anlamda kopukluklar yaşamak. O da aslında bakıldığı zaman kesinlikle daha çok süre aldıkça, oynadıkça gelişecek. Kesinlikle. Oynadıkça gelişecek bölümlerde şu an onlar benim zayıf yönlerim maalesef ama inşallah onları da geliştireceğim abi. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben çok teşekkür ederim abi. Davet ettiğin için çok sağ olasın. İyi ki varsın abi. Çok sağ ol. Hoş sohbetin için. Umarım Avrupa'da ülkemizi daha forma giyerek gururlandırırsın. Benim bundan gerçekten çok büyük, yani senden daha doğrusu çok büyük ümitlerim var, umutlarım var. Altay'dayken de seni takip ediyordum. Ben normalde Trabzonspor editörüyüm. Trabzonspor transfer sürecinden dolayı yakından takip ettim gerçekten. O nedenle bence sadece benim değil, birçok kişinin, seni yakından takip eden birçok kişinin senden büyük umutları var. Umarız. Allah razı olsun abi. En kısa zamanda ulaşırsın. İnşallah abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Teşekkürler.